veri ve bilgi yönetiminin en fazla zorlandığı handikap, dezavantaj bu. Şimdi mesela örnek vermek gerekirse, arkadaş adil olmadığını söyledi. Siz de hiçbir şey bedava değil dediniz. Aslında her iki önerme de makul, doğru gibi gözüküyor. Ama böyle karşılıklı birbirine çatışan gibi gelen önermelerin ortaya çıkmasının nedeni bu muallaklık. Aynı şekilde birçok mesela ülkede, sadece bizde değil, büyük veri setlerinin üretimi hep devlet tarafından büyük fonlarla destekleniyor. Ama bu verilerin tedarikçileri, araştırmacılar, akademisyenler oluyor. Değil mi? Sahibi o fonlayan kurum oluyor. Bunların bile tanımı ve hakları, aslında bunları düzenleyen yasaların içerisinde kullanılan terimleri, hani tanımlar bölümü vardır ya, o bile muallak. Bu da bizim hocalar, yani öyle tartışmalar yaşatıyor ki, mesela hocalara birileri gayet rahat çıkabilir. Hoca ders notuna telif isterse niye diyebilir ya. Çünkü sen hocasın, maaş alıyorsun, bu iş için maaş alıyorsun diyebilir. Tanım buna müsait. Ama bu farklı da yorumlanabilir. Bence özellikle gerek, yani bu işte burada yapılacak olan bu platformun bu konuya daha fazla odaklanması lazım. Bu işi ne kadar benim görebildiğim iyi örnekleri de var. Örneğin Yeni Zelanda ve Avustralya oldukça iyi örnekler. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de hukuki çatışmalardan kaynaklanan, sonuçlanmış, süre giden de var ama sonuçlanmış hukuki çatışmalarda ortaya atılan bir sürü bilgi ve yararlanılabilecek şeyler var. Biz de ülkemizde geçerli şeyleri, neyin ne olduğunu, biraz hatalı da olabilir. Hemen en ideal tanım ulaşır ama bir sınır koymamız lazım. Netleştirmemiz lazım ki anlaşabilelim ve bir yere doğru devam edebilelim. Hocam teşekkür ederim. Ben mesajın ne olduğunu aldım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Artık günün çok uzun bir saatine geldik. Saat 6 oldu. Sabah 9'dan beri gerçekten sizi çok yordum. Oradan bir son soruyu alacağım. Çok uzun zamandır el sallanıyor da. Buyurun. Merhaba. Teşekkürler öncelikle gün boyu. Çok güzel bir çalışma oldu. Sağ olun. Ankara Üniversitesi Şafak Dikme. Bir soru ve önerim olacak. YouTube'dan yayını yaptık gün boyunca. Canlı yayındaydık. Ama bunu çok fazla duyurmadık galiba. Hani posterden, VFR sayfasından. Belki önümüzdeki sene hani bu duyurulabilir. Bir de hani bir sorum olacak. Gün boyu yani 100'ü geçmedik. Oradaki izlenme sayısı normal. Hani bulursa belki artar ama bir de çok fazla şey vardı. Mesaj geldi. Şu andaki hatta bazı konuşmalar bile mesajlar akıyor. Hani işte cevap geliyor, şey yapıyor. Onu da belki platformda bir PowerPoint gibi ya da işte projeksiyonda yayınlarsak hani bir şekilde interaktif hale gelebilir diye bir önerim var seneye. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir öneriydi. Bunu dikkate alacağız. Bence toparlayalım. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki senede inşallah iyi bir programla yine biz karşınızda olmayı umuyoruz. Ev sahipliği için de tekrar TÜBİTAK'a ve özellikle Vakfı'ndaki bütün arkadaşlarıma ve Murat Bey'e, Murat Musa Bey'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Buyurun. Ben de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu seneki katılım önceki senelerden daha güzel oldu, daha keyifli oldu. Daha farklı alanlardan katılım olması bu alanda ihtiyacımız olan bir şeydi. Daha önceki senelerde biraz da açık yarışımı çok benimsemiş insanlar birbirine konuşur gibi bir hava vardı. Umuyoruz ki gelecek sene benzeri şekilde başarılı, güzel bir program olur. Bu konuda bilinç ve farkındalık arttıkça daha çok daha faydalı çalışmalarında önü açılacaktır diye umuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Ben de dikkatinize ve katılımınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.